Türkiye'nin büyük destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkan Operasyonu tarafından başlatılan Barış Fırtınası harekatıyla köşeye sıkışan ve büyük kayıplar veren Hafter, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milisleri tarafından yapılan saldırıda birçok sivil hayatını kaybederken, Birleşmiş Milletler nezdinde suçluların hesap vermesi çağrısında bulunuldu. Libya ordusu 5 Mayıs'ta ülkenin batısındaki Vatiya hava üssünü Hafter milislerinden temizlemek için operasyon başlatmıştı. Kara birliklerince ağır top atışlarıyla üssün çevresindeki yol açılırken, üsse yakın bölgede ise çatışmalar yaşanmıştı. Libya ordusu tarafından son dönemde hava harekatlarıyla içerideki milisler kaçarken, hava üssü kısa sürede kuşatılarak kullanılmaz hale getirildi. Başlatılan operasyon çerçevesinde Libya ordusu hava unsurları Hafter milislerinin bulunduğu başkent Trablus'un güneyindeki Vatiya askeri hava üssü ve çevresine 6 hava harekatı düzenledi. Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kunu'nun Hafter milislerinin olduğu Vatiya askeri hava üssü ve çevresine yapılan hava harekatlarında 70 milisin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Vatiya askeri hava üssü çevresi ve ikmal yollarının 6 hava harekatıyla hedef alındığını belirten Kunu'nun silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiğini kaydetti. Öfke Volkan Operasyonu basın ofisinden yapılan açıklamada Hafter milislerinin bulunduğu Babül Haç bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında ondan fazla milisin etkisiz hale getirildiği, onlarca milisin yaralandığı bildirildi. Türkiye'nin askeri silahlarla büyük destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında büyük kayıplar vermeye başlayan Hafter ise sivilleri hedef almaya başladı. Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hafter milislerinin başkentin bazı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve ciddi maddi hasar oluştuğu bildirildi. Saldırıda başkentteki Mitiga Havalimanı'nda hedef alındığı vurgulanan açıklamada iki yolcu uçağının büyük zarar gördüğü, bir kargo uçağının tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği ve özel bir şirkete ait yolcu uçağının da yandığı belirtildi. Açıklamada savaş suçu sayılabilecek ve uluslararası hukuk nezdinde cezalandırılabilecek bu suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkınlık yaşandığı da aktarıldı. Öfke Volkan Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada saldırıda Mitiga Havalimanı'ndaki uçak yakıt tankerleri ve itfaiye araçlarının vurulduğu ve yangın çıktığı yolcu terminalinde geniş çaplı hasar oluştuğu belirtildi. Libya Başbakanı Feyz Es-Serraj, Hafter'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirerek bu saldırılara karşılık vermekten başka çarelerinin olmadığını söyledi. Serraj, savaş suçlusu Hafter'in bugünlerde başkent Trablus'a karşı yürüttüğü delice saldırılar, peş peşe aldığı yenilgiler sonucu ümitsizliğe düştüğünün ve yönetimi ele geçirmek için yürüttüğü kanlı projesinin sonuna yaklaştığının bir işaretidir. Hafter'in işlediği korkunç suçlar, bizi tüm imkanlarımızı kullanarak demir pençeyle karşılık vermekten başka bir çare bırakmıyor ifadelerini kullandı. Libya ordusu karşısında son dönemde büyük kayıplar veren Hafter'in Mayıs'ın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu yayınladığı açıklamada Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesi ile paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurdu. Misyonun internet sitesinden yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Trablus'un Zaviyet el-Dehmani bölgesinde Türkiye ve İtalyan Büyükelçilik yerleşkeleri yakınının hedef alındığı, en az 2 sivilin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıda dahil Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine yönelik artan saldırıları şiddetle kınamaktadır ifadelerine yer verildi. Açıklamada sivil asker ayrımı gözetmeyen bu alçak saldırıların kutsal Ramazan ayının idrak edildiği ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi gereken bir zamanda artmasından ötürü son derece endişeli olduğu belirtildi. Libya İçişleri Bakanı Fethi Paşa, Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine düzenlediği roketli saldırıların ardından açıklama yaptı. Paşa, Trablus'u işgal edemediler, bunun acısını roketlerle Trablus halkından çıkarmaya karar verdiler. Bu saldırılar bizim ancak kararlılığımızı ve onları mağlup etme azmimizi artırır dedi. Paşa, uluslararası toplumdan sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının durdurulması ve saldırıları düzenleyenlerin cezalandırılması için harekete geçmesini istedi. Libya hükümetinin danışma mercisi olan Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada ülkedeki darbe karşıtı tarafların Hafter'in saldırıları tamamen sona ermeden diyalogdan söz etmemeleri gerektiği belirtildi. Libya hükümetinden darbe girişimini sonlandırmak amacıyla yapılan anlaşmaların uygulanması için müttefik ülkelerle askeri koordinasyon seviyesini yükseltme ve sivillere yönelik saldırıları durdurmak için çabaları artırma çağrısında bulunan açıklamada ülkedeki taraflar ve kuruluşlardan çekişmeler ile düşmanlıkları bir kenara bırakma ve sivilleri hedef alan saldırılara son vermeye çalışmaları istendi. İngiltere'nin eski Trablus Büyükelçisi Peter Millet, Hafter'in ülkeye destek vereceğini düşünerek ona destek veren Avrupa ülkelerinin bu düşüncelerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Millet, Avrupa'da farklı ülkelerin kendi siyasi ve ticari çıkarları temelinde oluşan karmaşık nedenlerle Hafter'e destek verdiğini belirtti. Millet, bazı ülkeler Hafter'in terörle mücadele iddiasını desteklemeye değer bir dava olarak görmeye karar verdi. Belki onu desteklemenin bu sorun ve bölünmüş ülkeye istikrar getirebileceğini düşündüler. Ancak şimdi Hafter'in amacının gücü ele geçirmek olduğu açıkça görüldüğüne göre bu yargılar yeniden değerlendirilmeli dedi. Libya ordusu ise Hafter'e karşı yaptıkları operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyor. Libya hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiya Hava Üssü başta olmak üzere birçok bölgede ordunun operasyonlara devam ettiği belirtildi. Açıklamada üste yapılan operasyonla paralı askerler ve milislerinin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiya Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, bizler operasyonlarımızla bir şehri veya sivil noktaları hedef almıyoruz. Bilakis bizim hedefimiz tüm şehirlerimizin ve bölgelerimizin tehditten uzak şekilde güvenli ve huzur içinde yaşaması denildi.